Donguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu defa kimyasal tepkimeler ve denklemler diyeceğiz. Şöyle hemen programımıza bir göz atalım. Öncesinde neler yapmıştık? Kimyanın temel kanunlarını görmüştük, mol kavramını öğrenmiştik. Şimdi de arkadaşlar, e, kimyasal tepkimelerden bahsedeceğiz ve bunların denklemleriyle ilgili çalışmalar yapacağız. Gördüğünüz gibi oldukça dolu dolu bir program bu ayda tabii ki yine bizi bekliyor. Neredeyse her gün derslerimiz var. Bu ayın sonunda da artık yazılılarımız başlamış olacak arkadaşlar ve tabii ki güzel bir kamp çalışmasıyla biz de sizin yanınızda olmaya devam ediyor olacağız. O zaman kimyasal tepkimeler ve denklemler içerikte neler varmış şöyle bir bakalım. Arkadaşlar tabii ki kimyasal tepkimelerinde farklı farklı türleri karşımıza çıkacak. İşte yanma tepkimeleri diyeceğiz, nötralleşme tepkimeleri diyeceğiz, analiz sentez tepkimeleri diyeceğiz ve bu tepkimelerin türlerini, özelliklerini hep birlikte gözden geçiriyor olacağız. Bu tepkimelerin tabii ki gerçekleşme süreçleri ve ortaya koydukları sonuçlar da birbirinden farklı olacak arkadaşlar. Bunlar üzerine konuşuyor olacağız. Peki bu dersi tamamladığımız zaman biz neleri öğrenmiş olmamız gerekiyor? Neleri biliyor olmamız bekleniyor bizden? Arkadaşlar kimyasal tepkimeler ve kimyanın tabii ki bir bilimsel dili var. Aslında bu bilimsel dili iyice bir içselleştirmiş olacağız. Bir tepkimenin denklemini nasıl yazarız? Bu denklemi nasıl denk hale getiririz? Yani belli e, korunan özellikler ve bu korunan özellikleri nasıl denklem üzerinde yerleştirmiş oluruz. Dolayısıyla aslında bir dilden bahsediyor olacağız. Ardından da kimyasal tepkimenin türlerinden bahsediyor olacağız ve e, bize kazanım olarak da şöyle bir cümle kuruluyor. Diyor ki kimyasal tepkime türlerini karşılaştırabilecek hale gelmesi gerekiyor öğrencinin bu dersin sonunda. Peki hangi anahtar kavramlar, hangi anahtar kelimeler bizim için çok önemli olacak? Arkadaşlar tabii ki denklem ve denkleştirme e, ana cümlelerimiz olarak karşımıza çıkacak. Ardından bazı korunan özelliklerden bahsedeceğiz. Yani fiziksel ya da kimyasal tepkimelerde bazı özellikler var ki asla herhangi bir değişim göstermiyorlar. Atom sayısı gibi ya da atom türü gibi e, bunlardan bahsedeceğiz. Analiz, sentez, yanma, nötralleşme ve çözüm ve çökelme de bizim e, temel kavramlarımız, temel tepkime türlerimiz olacak. Bunların hepsi üzerine tek tek konuşuyor olacağız. Peki bu dersi anlamamız için, öğrenebilmemiz için neleri hali hazırda biliyor olmamız gerekiyor? Arkadaşlar öğrencilerin yaygın element sembollerini ve element bileşik kavramlarını ve bunların farklılıklarını ve bunların formüllerini, bileşik formüllerini yazabildikleri e, kabul edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani element sembolünü ya da bir formül karşımıza çıktığı zaman bunun bileşiğe mi yoksa elemente mi ait olduğunu değerlendirebiliyor olmamız gerekiyor ki denklemde buna yer verdiğimiz zaman da açıklayabilelim anlamlandırabilelim. <laughs> Haydi bakalım şöyle bir başlayalım o zaman. Kimyasal tepkime nedir? Önce bir hemen en basitinden bu soruya cevabımızı verelim arkadaşlar. Maddelerin kendi fiziksel ve kimyasal özelliklerini kaybederek yeni türler oluşturduğu tepkimelerdir. Hani geçen seneden hatırlarız arkadaşlar. Fiziksel ve kimyasal değişimlerden bahsetmiştik. Fiziksel değişimlerde maddenin sadece dış görünüşünde bir değişiklik oluyordu. İşte hal değişimi gibi bir durumlar oluyordu. Yani molekülün yapısında, iç yapıda herhangi bir değişiklik olmuyordu ama kimyasal bir tepkimeden bahsediyorsak bu özelliklerin değişmesi gerekiyor ve bunun sonucunda yepyeni kimyasal türlerin ortaya çıkması gerekiyor. Atıyorum bir molekül başka bir moleküle dönüşmeli ya da molekülden elementler oluşmalı ya da elementler birleşerek bir molekül yapısı oluşturmalı. Yani tür değişmeli ki bunun kimyasal bir değişim olduğunu söyleyelim. Peki bunu sembolik olarak nasıl göstereceğiz? Kağıt üzerine nasıl yazacağız? Arkadaşlar aslında hani matematikte nasıl ki bir maddelerin işte toplamını daha doğrusu sayıların toplamına eşittir deyip karşısına başka bir sayı yazıyoruz ya. Tıpkı ona benzer şekilde o eşittirin yerine ok işareti olduğunu düşünebiliriz burada. Girenler ve ürünler ya da reaktifler ve oluşanlar şeklinde biz bunları iki temel durumda temel grup olarak sıralandırabiliriz arkadaşlar. Girenler tepkimede özelliğini kaybeden maddeler Ürünler ise bu kaybeden maddelerin yeni türler olarak ortaya çıktığı durum olarak değerlendirebiliriz. Yani burada mesela hidrojen ve klor molekülleri elementler bir araya gelmiş ve hidroklorik asit moleküllerini oluşturmuş. Bak tür değişti. Bambaşka bir yapı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu kimyasal bir değişimdir. O zaman bir kimyasal tepkime denklemi olarak göstermemiz gerekiyor. Peki bir tepkimenin denkleminde hangi ifadeler yer alır veya bu ifadeleri gördüğümüz zaman hemen biz nasıl anlamlandırırız? Arkadaşlar tepkimeye giren ya da çıkan maddelerin fiziksel halleri karşımıza şöyle parantez içerisinde belirtilecek. Eğer bizim maddemiz katı halde ise şöyle bir K harfini orada görüyor olacağız. Sıvı halde ise S yazacak. Gaz halde ise G olduğunu göreceğiz. Veya suyun içerisinde çözünmüş halde olabilir. Burada da arkadaşlar suda yazdığını göreceğiz. Mesela diyelim ki FE verdi hemen parantez içerisinde K harfini yazdı. Bu Demirin katı halde olduğunu bize anlatmış oluyor mesela veya tepkimenin ...koşulları yazılabilir arkadaşlar. Yani tepkimin gerçekleşebilmesi için... ...ortamın ona sunması gereken bazı özellikler var. Mesela dışarıdan ısı alarak gerçekleşen bir tepkimeden bahsediyorsak... ...bu ok işaretinin üzerine ısı yazabilir. Ya da bir fotosentez olayından bahsediyorsak... ...mesela ışık ihtiyacı var öyle değil mi? Ok işaretinin üzerine ışık yazması... ...ya da UV yazması yani ultraviyole ışınları buraya yazması... ...bu tepkimin gerçekleşebilmesi için sahip olması gereken... ...koşulları aslında bize anlatmış oluyor. Yine yine ok işaretinin üzerine bazı maddeler yazıyor olabilir arkadaşlar. Bu element ya da bileşik de olabilir. Bu katalizörü ifade eder arkadaşlar. Tabii ki her tepkime de katalizör olmak zorunda değil ama... Eğer varsa bunu ok işaretinin üzerinde yazıldığını göreceğiz. Peki nedir katalizör? Kendisi herhangi bir değişim gerçekleşmemesine rağmen kendisinde e, ...tepkimenin hızlanmasına sebep olan maddelere biz katalizör adını vereceğiz. Yani diyelim ki bir tepkime var ve ok işaretinin üzerinde şöyle ZN yazıyor. Bu tepkime ortamda çinko olmasa da gerçekleşebilecek bir tepkime aslında ama... ...çok uzun sürecek bir tepkime. Eğer ortamda çinko varsa tepkime çok hızlı şekilde gerçekleşebiliyormuş. Aslında biz buradan bunu anlıyor olacağız ve... Bazı tepkimelerin de yöntemi yine ok işareti üzerinde belirtilebilir. Hidroliz, elektroliz gibi tepkimede hangi yöntemin kullanıldığı bizim için aslında orada ifade edilmiş olur. Peki dedik ki tepkimelerde bazı özelliklerin korunması gerekiyor. Bir fiziksel ya da kimyasal bütün tepkimelerde bazı özellikler korunur arkadaşlar. Nedir bunlar? Zaten seneye başladığımız ilk kanun kütlenin korunumu kanunuydu öyle değil mi? Bu ne diyordu bize? Toplam kütle korunur. Toplam kütle değişemez. Madde vardan yok edilemez, yoktan var edilemez. Dolayısıyla toplam kütle hep sabit kalmak zorunda. Bunun yanı sıra denkleştirme işlemlerinde asıl kullanacağımız nokta şu olacak atomların cinsi. Arkadaşlar sodyum atomu girip magnezyum atomu olarak çıkamaz bir tepkimeden. Sodyum girdiyse yine sodyum atomu olarak çıkar. Sadece bir yerde element diğer tarafta bileşik olabilir. E, bu şekilde değişim gerçekleştirebilir ama atom yapısında bir değişiklik olmaz. Aynı zamanda atomun sayısı da değişemez. İşte iki tane sodyum, üç tane sodyum olarak çıkamaz. Bu defa e, kütleyi korumamış olursun zaten. Bu yüzden hem atomların sayısı hem de cinsi korunmak zorunda. Veyahut Kimyasal ya da fiziksel tepkime çekirdekte gerçekleşemez arkadaşlar. Sadece elektronlar burada hareketlilik taşıyabilir. Dolayısıyla çekirdeğin yapısının değişmesini bekleyemeyiz ki. Çekirdek yapısı değişirse zaten atom cinsi de değişmiş olacak. Bu yüzden çekirdek yapısı korunur. Bunun yanı sıra tamam bir tepkimede elektron alışverişi yapılabilir. Ancak elektron alışverişinin yapılması elektron sayısının değiştiği anlamına gelmiyor. Elektron bir yerden kalkıp başka bir yere gidiyor ama sayı olarak sabit olarak kalmak zorunda. Ve proton nötron zaten çekirdek yapısı değişmiyorsa proton ve nötron sayısı da değişemeyecek. Dolayısıyla bak hem elektron hem proton sayısı sabit. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Tepkimelerde yük de toplam yük de korunmak zorunda. Girenlerin toplam yükü eksi birse Ürünlerin toplam yükünün de eksi bir olması şarttır arkadaşlar. Bunun yanı sıra bazı özelliklerde değişebilir. Tepkimelerde e, kimyasal tepkimede bu değişmeyecek diye bir şart yok. Mesela toplam hacim bu değişebilir arkadaşlar. Kütlenin korunumu diye bir kanun var ama hacmin korunumu diye bir kanun yok. Veya toplam molekül sayısı değişebilir küçük tanecikler, küçük elementler, atomlar birleşerek çok daha fazla sayıda molekül yapısı oluşturabilir ya da az molekül sayısı oluşturabilir. Bunun korunumu yani molekül sayısının ya da mol sayısının korunumu diye bir kanun yok. Mesela hemen tepkime örneklerine baktığımız zaman bak hidrojen klorla birleşip HCl'yi oluşturuyor, değil mi? Toplam molekül sayısı 1 artı 1'den 2 molekül girdi. 2 molekül çıktı. Bak burada korunmuş ama korunmak zorunda değil. Hemen alttaki tepkimede 1 artı 3'den 4 tane molekül tepkimeye girdi. Sadece 2 tane molekül oluşturdu. Dolayısıyla molekül sayısı korunmadı. E bununla birlikte hacim de korunmamış oldu diyeceğiz arkadaşlar. Bizim tabii ki özellikle üzerinde duracağımız nokta korunan özellikler olacak. Bu da bizi tepkimeleri denkleştirmeye götürecek arkadaşlar. Yani denklemleri nasıl denk hale getiririz? Biz ne dedik arkadaşlar? E, atom sayısı ve türü korunmak zorunda. Odaklanacağımız nokta burası olacak tamam mı? Peki herhangi bir denklem gördüğümüz zaman biz burada nasıl bir işlem yaparız ki denkliği sağlayabilirim? Şimdi öncelikle arkadaşlar bütün tepkimelerde en kalabalık kimyasal tür hangisi ise o bizim referansımız olacak tamam mı? Mesela ilk tepkimeye bak. Bizim en kalabalık gözüken e, maddemiz hangisi? Mg3PO4 değil mi? Burada magnezyum fosfat. Bu türdeki tüm atomlar diğer tarafta eşitlenir. Bak burada 3 tane magnezyum var. Bak atom eşitliğine bakacağız. Tamam. 3 tane magnezyum var burada. E, diğer tarafta da 3 tane magnezyum olması gerekiyor. Bunu nasıl yazarız? Hemen MgOH2'nin kas sayısına 3 yazdığımız zaman magnezyumları eşitlemiş olduk. Bu tarafta iki tane fosfor var öyle değil mi? Diğer tarafta da 2 fosfor olması gerekiyor. O zaman H3PO4'ün kat sayısına 2 yazdığımız zaman e, fosfor sayısını da birbirine eşitlemiş olduk. Şimdi sonraki aşamaya geçeceğiz. Referans türün yanındaki tanecikler de buna göre denkleştireceğiz. Yani bunun karşısındakilerin hepsini denkleştirdikten sonra bunun yanındakileri yazmamız gerekiyor. Şimdi bunun kat sayısı 1 zaten buna göre eşitliği sağlamış olduk. Diğer tarafta mesela kaç tane hidrojen var? Bak 6 tane hidrojen var öyle değil mi? Buradan da 6 tane geldi. Yani toplamda 12 tane hidrojen var. E burada da 12 tane hidrojen olmasını istiyorsak suyun katsayısı 6 olacak ki 6 çarpı 2'den 12 tane hidrojen olsun. E bakalım oksijenler de eşitlendi mi? 4 kere 2'den 8 tane oksijen burada var. E 6 tane oksijen de burada var. Yani toplam 14 tane oksijen e, girenler de var. Burada da 14 tane oksijen olması gerekiyor. 8 tane oksijen zaten buradan geliyor. Demek ki 6 tane oksijen de burada olacak ki eşitliği sağlayalım. Yani bütün atomların hem türünü hem de sayısını birbirine eşitledik. Böylece denkliği tamamladık. Mesela bir sonraki soruya bakalım. Burada arkadaşlar en kalabalık grup C4H8 öyle değil mi? Ne yapıyorduk? Öncelikle buna bakarak karşı tarafı eşitlememiz gerekiyor. Şimdi 4 tane karbon var. O zaman karbondioksitin kat sayısı 4 olacak ki bu eşitlik sağlansın. E 8 tane hidrojen var. O zaman burada da 8 tane hidrojen olması için suyun kat sayısına 4 yazacağız ki 4 çarpı 2'den 8 tane hidrojen olsun. E ne kaldı geriye? Oksijen. Şimdi burada toplamda 8 artı 4'ten 12 tane oksijen var. E girenlerde de 12 tane oksijen olmasını istiyorsak o 2'nin kat sayısına 6 yazmamız yeterli. Demek ki bunun kat sayısı da 1'miş artık. Bütün atom sayıları birbirine eşitlenmiş oldu. Dolayısıyla denkleştirmeyi sağladık. Diğer örneğe de bakalım. Bak en kalabalık grubu gördük. Bunun içerisinde 2 tane karbon var. O zaman karbondioksitin katsayısı 2ymiş. Hemen yerine yazdık. Toplamda 4 tane hidrojen var. E Burada da 4 tane hidrojen olmasını istiyorsak e, suyun kat sayısına 2 yazmamız gerekiyor. Şimdi bu tarafı tamamladık. Artık oksijen sayısına bakarak e, diğer taraftaki eşitliği sağlayacağız. E, şunun kat sayısının 1 olduğunda buradan anlamış olduk zaten eşitliği sağlamak için. Toplamda 4 artı 2'den 6 tane oksijen var ürünlerde. E, girenlerde de 6 tane oksijen olmasını istiyoruz. E Bu 6 oksijenin ikisi zaten burada vardı. Demek ki bizim 4 tane oksijene ihtiyacımız var. O zaman o 2'nin kat sayısına 2 yazdığımız zaman buradaki eşitliği de sağlamış oluruz arkadaşlar. 4 artı 2 ...2'den 6 tane oksijen burada oldu, 4 artı 2'den 6 tane oksijen de bu tarafta oldu. Şimdi gelelim bir de tepkime türlerinden bahsetmeye. Yanma tepkimeleriyle bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi yanma günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan bir tepkime öyle değil mi? Bir çayın altını yakarken bile o yanma tepkimesini görüyoruz işte alevler çıkıyor ama... Her zaman bu alev açığa çıkmalı mı mesela bir tepkimenin yanma olması için? Veyahut da burada gerçekten moleküler boyutta ne oluyor da biz onu yanma olarak adlandırıyoruz? İşte odaklanacağımız nokta burası olacak arkadaşlar ve diyeceğiz ki herhangi bir maddenin O2 gazı ile verdiği tepkimeye biz yanma tepkimesi adını veririz. Yani girenlerde O2'yi göreceğiz ki biz bu yanma olsun. Dolayısıyla bir tepkimenin yanma tepkimesinin gerçekleşmesi için belli şartlar olmalı. Mesela yanıcı bir madde olacak öyle değil mi? Kağıdı yaktığımızı varsayalım mesela. Orada yanıcı madde görevini görmüş olacak. Yakıcı madde ihtiyacımız var. O zaman yakıcı madde olarak da biz O2'yi almak zorunda değil miyiz? Çünkü yanma tepkimelerinin sabit gireni buydu arkadaşlar. O2 olacak. Yanabilen herhangi bir madde olacak. Peki kağıt şu anda neden yanmıyor? Değil mi? Sonuç itibariyle bulunduğumuz ortamda oksijen var. Yanıcı bir madde de var. Neden yanmıyor? İşte bunu karşılayacak da bir tutuşma sıcaklığı var. Bizim belli bir sıcaklığa getirmemiz gerekiyor ki kağıdı tutuşma gerçekleşsin ve yanma tepkimesi başlayabilsin. O zaman biz herhangi bir ortamdan oksijeni vakumlayıp tamamen oksijensiz hale getirirsek burada bir yanma tepkimesi gerçekleşemeyecek. Ya da bir ortamda yanıcı bir madde yoksa istediğimiz kadar ısı verelim burada bir yanma tepkimesi gerçekleşmeyecek. Veyahut da soğuk bir ortamda yanıcı ya da yakıcı madde ikisi de aynı anda bulunsun. Yeterli bir sıcaklığa ulaşmadığımız için bu yanma tepkimesi gene gerçekleşmeyecek. Bu koşulların üçü de geldiği zaman da e, yanma olayının başladığını göreceğiz. Ve ne dedik az önce arkadaşlar? Yanma tepkimesinin gerçekleşmesi için illaki alevleri görmemiz gerekiyor mu? Tabii ki hayır çünkü koşul bize diyor ki oksijen girenlerde olsun yeter Buna göre metaller de yanabiliyor mesela. Demirin oksijenle tepkimeye girip demir 3 oksit bileşiğini oluşturduğu bir tepkime var karşımızda arkadaşlar. Bu bildiğin paslanma tepkimesi. Dolayısıyla paslanma tepkimesi de girenlerde oksijen olduğu için yine yanma tepkimesi olarak adlandırılacak. Ama bu alevlerin açığa çıktığı bir tepkime değil sonuç itibariyle bunu işte yavaş yanma olarak adlandıracağız. Eğer bir tepkime de böyle alevler açığa çıkıyorsa ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyorsa ona hızlı yanma adını vereceğiz. Genellikle de karbonlu hidrojenli bir bileşiğin yanmasında bunu göreceğiz ve metallerin yanmasından bahsediyorsak da burada oldukça yavaş gerçekleşen ve alevleri görmediğimiz bir tepkime olduğu için yavaş yanma olarak adlandıracağız. Denkleştirme kısmına gelecek olursak da karşımıza çoğunlukla arkadaşlar karbon, hidrojen ve oksijen içeren Moleküllerin yanma tepkimeleri karşımıza çıkacak ve diyeceğiz ki eğer bu üç elementin dışında herhangi bir madde yoksa yanan bileşiğin içerisinde açığa çıkan maddeler her zaman için karbondioksit ve su olacak. Yani e, az önce yaptığımız örneklerde de bunu görmüştük. Ürünlerde hep bu iki maddenin olduğunu biliyoruz arkadaşlar ve biz yanma tepkimelerini genellikle işte bir şeyleri ısıtmak için ya da kendimiz ısınmak için kullandığımız tepkimeler oluyor değil mi? açığa enerji çıkaran tepkimelere egzotermik tepkimeler adını vereceğiz. Ve yanma tepkimelerinin neredeyse tamamı egzotermik olarak gerçekleşecek arkadaşlar. Bak bu bütün yanma tepkimelerinin egzotermik olduğu anlamına gelmiyor ama istisnamız varmış. Neymiş o? Azot arkadaşlar. Azot endotermik olarak yani dışarıdan ısı alarak yanan bir maddedir. Dolayısıyla Diğer yanma tepkimelerinin hepsinde tepkime gerçekleştiği zaman açığası ısı çıktığı için ortamın ısınmasını bekleriz öyle değil mi mesela? Eğer azot yanacak olursa tepkime dışarıdan ısı aldığı için ortamı soğutarak yanan bir madde karşımıza çıkacak. Bak bu çok önemli bir bilgi. Aklımızda da şöyle tutalım. Atmosferin %78'i azot, %21 oksijen öyle değil mi? Yani neredeyse atmosfer bu iki elementten oluşuyor ve atmosfer varlığını korumaya devam edebiliyor. Eğer ki bu istisna olmasaydı yani azot da tıpkı diğer maddeler gibi açığa ısı çıkararak yansaydı atmosfer kendi kendini imha ederdi ama patlardı yani küçük bir kıvılcım bile zincirleme olarak atmosferin e, yok olmasına sebep olurdu. Azotun bu istisna özelliği sayesinde atmosfer varlığını koruyor ve biz canlılığımızı sürdürebiliyoruz. Diğer tepkime türlerimiz ise analiz ve sentez tepkimeler arkadaşlar. Aslında bunlar birbirinin tam tersi tepkimeler diyebiliriz arkadaşlar. Analiz bak adı üzerinde zaten aslında parçalanmayı ifade edecek, sentezde birleşmeyi ifade edecek. Yani analiz için diyeceğiz ki ma bir maddenin, büyük bir maddenin daha küçük parçalara ayrışmasıdır. O zaman bir tepki analizi olabilmesi için girenlerde sadece bir madde olacak, ürünlerde ise en az iki tane madde olacak. Bak kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbondioksit olarak parçalanmış yani analiz olmuş. Ya da demir sülfat bileşiği, demir 2 sülfat bileşiği, demir üç oksit, işte kükürt dioksit ve oksijen olmak üzere 3 küçük parçaya ayrılmış. Demek ki analiz var burada. Sentez ise bunun tam tersi küçük parçalar bir araya gelecek ve büyük tek bir yapı oluşturacak. Yani bir tepkimenin sentez olarak adlandırılabilmesi için de ürünlerde tek bir yapı olacak arkadaşlar. İşte hidrojenle oksijen tepkimeye girmiş su molekülünü oluşturmuş ya da azotlu hidrojen amonyak molekülünü oluşturmuş. Kat sayılar önemli değil burada. Önemli olan küçük parçaların büyük parçayı oluşturması ya da büyük bir parçanın küçük parçalara ayrışmasıdır diyeceğiz. Burada tabii ki dikkatinizi çekmiştir. Arkadaşlar girenlerde oksijen var. O zaman bu yanma tepkimesi Olmuyor muydu? Bir tepkime aynı anda birden fazla türe örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Bu tepkime hem bir yanma tepkimesidir hem de bunun yanı sıra bir sentez tepkimesidir diyebiliriz. Bir diğer tepkime türümüz ise asit baz tepkimeler olacak arkadaşlar. Asit baz tepkimelerinde dikkat edeceğimiz nokta nedir? Tabii ki asit bazda... Ee, Asidin bazın ne olduğunu biliyoruz. E, asitle bazın bir araya gelerek e, yeni maddeleri ortaya çıkardığı bir tepkime olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi ikiye ayıracağız biz bunu. Nötralleşme tepkimeleri ve asit bazlığı genel olarak büyük bir başlık olarak değerlendirebiliriz. Arkadaşlar diyeceğiz ki su ortamında asitler H artı iyonu verir. Su ortamında bazlar ise OH eksi iyonunu verirler arkadaşlar. Aslında asit baz tepkimelerinin ya da nötralleşme tepkimelerinin temelinde de bu iyonlar yer alacak. Burada değerlendirme yapabilmemiz için asitlerin ve bazların suyun içerisinde nasıl iyonlaştığını aslında bilmemiz değerlendirmemiz gerekiyor. Bak bütün asitler suya H artı iyonu vermek zorunda değil mi? O zaman CL gibi bir iyondan bahsediyorsak biz bunu yazdığımız zaman diyeceğiz ki bir tane H artı verecek. Bunun yanı sıra klor iyonu vermesi gerekiyor. Peki klorun yükü ne olmalı burada? Ne demiştik? Toplam yük sıfır yani sabit kalmak zorunda. Girenlerde toplam yük sıfır olduğuna göre demek ki klor eksi bir yüklüymüş. Ya da bizim bileşiğimiz asidimiz H2SO4 ise bak iki tane hidrojen var. O zaman iki tane H vermesini bekleyeceğiz. Ve H geri kalan ne varsa bizim anyonumuzu oluşturacak. Ve diyeceğiz ki Toplam yük burada sıfır. Burada şu anda iki tane H artı olduğu için artı iki yük var. Demek ki sülfat yani SO4 eksi iki yüklüymüş. Ya da HCOOH. Arkadaşlar bunlar organik asitlerdir. Bak şuna dikkat edeceğiz. COOH'ı görüyorsak bu sadece sondaki hidrojenin suya iyon olarak verildiği anlamına gelecek. Yani sadece sondaki hidrojen H artı iyonu olarak suya katılacak. Diyeceğiz ki bunun öncesinde ne varsa bizim anyonumuzdur. HCOO yani şu hidrojen suyun içerisinde iyon olarak gidebilecek bir hidrojen değil. Sadece sondaki hidrojen gidecek. O zaman yükün toplamda sıfır olabilmesi için bunun yükünde eksi bir olması gerektiğini bileceğiz. Sonra tesir değerliği diye bir ifade kullanacağız. Diyeceğiz ki bir asidin suya verdiği haşartı iyon sayısı onun tesir değerlidir Yani bunun tesir değerliği birmiş bunun ikiymiş bunun yine birmiş şeklinde değerlendireceğiz. Benzer şeyi bazılar için söyleyeceğiz arkadaşlar. Suya OH iyonu vermek zorunda ya. Mesela MgOH2 bak iki tane OH iyonu verecek değil mi? Bunun yanı sıra bir de katyon vermek zorunda ki toplam yük korunabilsin. Şimdi OH'lar dışında kalan şey de bizim katyonumuz olacak. Yükünü nasıl belirleriz? Toplam eksi iki yük var. O zaman bu artı iki yüklüymüş ki toplamı sıfır olabilmiş. Ya da AlOH3 bak üç tane OH iyonu vermiş. O zaman alüminyum artı 3 yüklü olacak ki burada toplam yükü yine sıfır olarak kabul edebilirim. Burada istisna olarak NH3 molekülü çok önemli olacak arkadaşlar. Bu senenin ilerleyen aşamalarında ikinci döneminde asitler, bazlar, tuzlar diye bir ünitede de bunları iyice detaylı olarak göreceğiz. NH3'ün suyla tepkimesinden arkadaşlar şunu göreceğiz. OH iyonu NH3'ün kendi yapısında yok. Dolayısıyla suya OH'ı veremez. Bunun için ne yapıyor? Sudan hidrojen çalıp suda OH oluşmasına sebep oluyor. Yani gene OH iyonu oluşuyor ama bu OH iyonu Sudan hidrojen NH3 tarafından çalındığı için yani NH4'e dönüştüğü için ortaya çıkıyor. E, toplam yük 0 olmalıydı o zaman NH4'ün de artı 1 yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Ve tesir değerliği kısmında da arkadaşlar gene aynı cümle. Burada hidrojen sayısı bize veriyordu ya tesir değerini. Burada da OH sayısı verecek. Dolayısıyla bunun tesir değerli 2, bunun 3, bunun da 1 olarak karşımıza çıkacak. OH'ın kat sayısını ya da burada H'ın kat sayısını yazmamız yeterli olacak. Asit baz tepkimesi bir de nötralleşme tepkimesi. Bu iki kavramla sürekli karşılaşacağız arkadaşlar bu saatten sonra. Bu ikisinin farkını bilmemiz gerekiyor. Diyeceğiz ki arkadaşlar nötralleşme tepkimesi aslında asit baz tepkimesinin bir alt kümesidir. Bir tepkimenin nötralleşme olarak adlandırılabilmesi için sulu ortamda gerçekleşmesi gerekir ve bu sulu ortamda asitle bazın tepkimesinden açığa tuz ve su çıkmak zorundadır. Ama asit baz tepkimesi olarak adlandırılabilmesi için Herhangi bir şartta herhangi bir asitle herhangi bir bazın tepkime vermesi yeterli. Yani açığa su çıkarmayabilir ya da bir sulu ortamda gerçekleşmek zorunda değil. Biz onu asit-baz tepkimesi olarak adlandırırız. Nötralleşme için bu koşullara sahip olmak zorunda. Peki, nötralleşme tepkimelerini denkleştirirken ya da açığa çıkan tuzunu belirlerken neler yapacağız? Mesela hemen şu örnekle bir başlayalım arkadaşlar. Bir tane bazımız, bir tane asitimiz varmış. Tuz ve suyu açığa çıkarmış değil mi? Bak bu bir nötralleşme tepkimesidir. Şimdi burada şunu yapacağız. Diyeceğiz ki bazdan OH asitten H artı gelir. Bunlar birleştiği zaman su moleküllerini ortaya çıkarır. Buna karşılık bazın katyonuyla da asidin anyonu birleşerek tuzu oluşturur. Yani şu Na artı artı OH eksi şeklinde yoğunlaşıyordu ya. Bu da H artı ve Cl eksi şeklinde yoğunlaşıyordu. Birinin OH ile diğerinin H artısı birleşti suyu oluşturdu. Bunun yanı sıra bazdaki katyonla asitteki anyonla birleşip bizim tuzumuzu oluşturacak. Ama bizim bu tepkimeyi veren maddemiz NH3 olsaydı. Şimdi az önce ne dedik? Bu e, suya OH vermiyor. Tam tersi sudan hidrojen çalarak suda OH oluşmasına sebep oluyor. Bu yüzden de amonyağın tepkimelerinde arkadaşlar şu hidrojen amonyağın yapısına gelir ve onun NH4 iyonuna dönüşmesini sağlar. Asitten gelen anyon da tuzun anyonunu oluşturur. Dolayısıyla bak burada sadece tuz açığa çıktı su yok. Bu yüzden biz amonyağın verdiği tepkimelere asit baz tepkimesi diyeceğiz. Onlar birer nötralleşme tepkimesi değil. Ama altta yazdığımız bu tepkimede hem tuz hem su açığa çıktığı için ve sulu ortamda gerçekleşen bir tepkime olduğu için onu nötralleşme olarak adlandıracağız. Hemen birkaç tane örneği biz yapalım. Şimdi alüminyum hidroksit var ve sülfürik asit var arkadaşlar. Böyle bir tepkime karşımıza çıktı. Bak şuna gideceğiz. Bizim suyun açığa çıkabilmesi için haşartıyla ile OH'ın birleşmesi gerekiyordu ya. Bu ikisinin sayısı birbirine eşit olmalı. Şimdi buradan 3 tane OH, buradan da iki tane haşartı geliyor. O zaman burada bir eşitlik sağlamamız gerekiyor. Ne yaparız? Bunun kat sayısına iki, bunun kat sayısına üç yazarsak haşartı ve OH sayısı birbirine eşitlenir. Şimdi bu durumda bak altı tane OH ile altı tane haşartı bir araya geldiği zaman 6 tane su molekülünü oluşturacak. Burası cepte. Peki tuzun formülü nedir? Ne dedik? Katyon her zaman için bazdan gelir. Bak alüminyum bizim buradan gelecek katyonumuzmuş ve 2 tane alüminyum geliyormuş. Anyon her zaman için asitten gelir. 3 tane sülfat geliyormuş. O zaman SO4'ü şöyle parantez içerisine alıp altına 3 yazdığımız zaman da tuzun formülünü ortaya çıkarmış oluruz. Aşağıdaki için aynısını yapalım. Magnezyum hidroksit var ve e, formik asit var arkadaşlar. Şimdi bunun tesir değerliği iki bunun tesir değerliği bir de, değil mi? Yani bu iki tane OH veriyor bu sadece bir tane hidrojen veriyor. O zaman burada eşitliği sağlamak için ne yaparız? Şunun kat sayısına iki yazarız. Yani tesir değerliklerini birbirine eşitlemiş oluruz. Ve sonrasında su için ne diyeceğiz? Bak iki tane OH iki tane H artı geldi. iki tane su molekülü oluşturdu. Çünkü organik asitlerde sadece sondaki hidrojen gider diyorduk. E, buna karşılık olarak Bazdan katyon olarak magnezyum gelecek bir tane. Asitten de anyon olarak şu HCOO kısmı gelecek ve bundan da iki tane geliyor. Bunu da parantez içerisinde belirttiğimiz zaman e, tuzun formülünü yazmış olacağız. Ve arkadaşlar asit baz tepkimelerinde net iyon denklemine gelecek olursak. Şimdi burada e, tuzu oluşturan iyonların aslında hepsinde herhangi bir değişiklik olmadı. Hepsi suda yazmaya devam etti ama Buradan gelen OH'larla buradan gelen H+lar suyu sıvı halde oluşturduğu ya işte iyon denklemi burada ortaya çıkacak. Diyeceğiz ki bütün nötralleşme tepkimeleri için bizim net iyon denklemimiz H+ ile haşın OH birleşerek suyu oluşturduğu tepkimedir. Hepsi için bunu yazıyor olacağız. Bir diğer tepkime türümüz ise çözünme çökelme tepkimeleri olacak arkadaşlar. Burada da diyeceğiz ki suda iyi çözünen iki tuz varsa elimizde ve bunları biz suyun içerisinde çözmüşsek ve bu çözeltileri birbiriyle karıştırdıysak ve bu karışımın sonucunda da suda çözünemeyen yepyeni bambaşka bir tuz oluşturuşsa ve bu dibe çöktüyse işte buna çözünme çökelme tepkimesi adını vereceğiz. Yani tepkimenin denkleminde ne olmasını bekliyoruz? Suda iyi çözülmüş iki tane tuz olacak burada suda yazacak. Diğer tarafta ise bu birinin katyonu ile diğerinin anyonu birleşerek bize katı halde bir tuz oluşturacak ve tabii ki suyun içerisinde çözülmeye devam eden başka bir tuz yapısı ortaya çıkacak arkadaşlar. Buna çözüme çökelme tepkimesi adını vereceğiz. Ve diyeceğiz ki şimdi buradan aslında AG artı ve NO3 eksi iyonları geliyordu öyle değil mi? Buradan da Na artı ve Cl eksi iyonları geliyordu. Şimdi aslında burada çökelmeyi sağlayan şey bunun katyonuyla bunun anyonunun birleşerek suda çözülemeyen bir tuzu oluşturmasıydı. İşte bu bize net iyon denklemini getirecek. Yani AG artıyla Cl eksiler birleşti ve AGCl katısını oluşturdu. İşte bu bizim net iyon denklemimizdir. Buna karşılık olarak bunun katyonuyla bunun anyonu suyun içerisinde gayet iyi çözünen bir tuz oluşturmuş. Bak burada hala daha suda yazıyor. Demek ki buradaki sodyum ve nitrat iyonları seyirci olarak kalmışlar. Bu değişimde herhangi bir etkileri yok. Onlar suyun içerisinde hala daha iyon olarak dolaşmaya devam ediyorlar. Hemen mesela birkaç tane soru çözelim. Bu bileşiklerin yanma tepkimelerinin en küçük tam sayılarıyla denkleştirilmiş halinde oksijen kas sayıları arasında ilişki hangi seçenekte iki gibidir demiş. Hemen yazalım denklemimizi arkadaşlar. C2H5OH'ımız vardı. Biz bunu oksijenle tepkimeye sokuyormuşuz. Bak neyi biliyorduk? Şu bileşikte karbon, hidrojen ve oksijen dışında herhangi bir şey yoksa ürünümüz karbondioksit olacak ve su olacak. E diğerleri için de aynı şeyi yazarız zaten. C4H10 var. O2 ile tepkimeye sokacağız karbondioksit çıkacak ve su açığa çıkacak. Benzer şekilde CH3, COOH var. Oksijenle tepkimeye sokacağız. Karbondioksit çıkacak ve su çıkacak. Bak burası sabit. O zaman bunları bir denkleştirelim, işi bitirelim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın bu yanma tepkimelerinde karbon, hidrojen, oksijen sıralamasını kullanmak da işimizi çok kolaylaştıracak. Diyeceğiz ki iki tane karbon var o zaman karbondioksitin katsayısı iki olmalı. Altı tane hidrojen var o zaman suyun katsayısı 3 olmalı. Buna göre 4 artı 3'ten 7 tane oksijenimiz var değil mi? E girenlerde de 7 tane oksijen olmalı. Bu 7'nin birisi zaten molekülün içerisinde var. 6 tane oksijen lazım. O zaman oksijenin kat sayısının 3 olduğunu görürüz burada ki 6 tane oksijeni tamamlayabilelim. Diğerine bakalım. 4 tane karbon var. O zaman karbondioksitin kat sayısı 4. 10 tane hidrojen var. O zaman suyun kat sayısı 5 olacak ki hidrojen sayısı 10 olsun. Şimdi bak 8 artı 5'ten 13 tane oksijen olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta da 13 tane oksijen olmasını nasıl sağlarız? Bunun katsayısını 13 bölü 2 yazarsak 13 bölü 2 iki çarpı 2'den 13 tane oksijeni e, sağlamış olalım. Ancak bizim e, sorunun cümlesinde en küçük tam sayı diyor. Şu anda bu tam sayı olmadı. Nasıl hepsini tam sayı haline getirebiliriz? Bütün denklemi 2 ile genişletiriz arkadaşlar. Yani şunun katsayısı 2 olur. Bunun katsayısı 13 olur. Bu 8 olur, bu da 10 olur. Böylece hepsi e, tam sayıya dönüşmüş olur. Bak birinci denklemde oksijenin kat sayısı 3'tü, ikinci de 13 olduğunu e, bu şekilde hesaplamış olduk. Geçelim diğer soruya. E, CH3, COOH toplam kaç tane karbon var? 2. O zaman karbondioksitin kat sayısı 2 olacak. Toplamda 4 hidrojen var. Demek ki suyun kat sayısı da 2 olacak. Şimdi oksijen sayısı 4 artı 2'den 6 oldu. Bunun ikisi zaten burada. Demek ki dört tane daha oksijen ihtiyacımız var. O zaman o ikinin kat sayısı burada iki olmalıymış. E bunlar arasındaki ilişkiyi istiyordu bizden zaten. iki büyük, bir büyük, ilk üç bizim doğru cevabımız olacakmış. Ödüllü soruya gelmeden önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Ödevlendirmemizi yapıyoruz tabii ki. Dinamo Kimya kitabı hepinizin elinde var. Hepinizin elinde mevcut ödevlendirmelerimizi de güzelce yapıyorsunuz. Şimdiye kadar kimyanın temel kanunları ve mol kavramını tamamlamıştık. Bunların sorularını zaten çözdünüz. Şimdi arkadaşlar kimyasal tepkimeler ve denklemler bölümü karşımıza ödev olarak çıkacak. Yani tesra 15'ten 21'e kadar ya da sayfa 37'den 46'ya kadar çözülmemiş yer bırakmıyoruz. Neler vardı kitabımızın içeriğinde şöyle birlikte bir göz atalım. Her bir sayfada arkadaşlar bir tane çözümlü örnek ve altında da dört tane çok benzer bizim çözümümüzü bekleyen soru olacak. Sayfaları çevirdikçe aslında hem yeni konuları yeni kazanımları tamamlamış olacağız hem de soru tiplerini görmüş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde bölümü tamamladıktan sonra ise bizim karşımıza tarama testi çıkacak. Tarama testini de tamamlamamız aslında zaten konuyu neredeyse tamamen oturtmuş olmamız demek olacak. Üniteyi bitirdiğimiz zaman da ünite testleriyle zaten bunları tekrarını da yapacağız. Ve diyelim ki çözemediğimiz sorular var, sorular çıktı arkadaşlar. Kitabımızda karekodlar mevcut. Bunlar sayesinde video çözümlerine ulaşabiliyor ve bütün eksik Yardımcılıklarımızı giderebiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. E, videoyu tabii ki beğeniyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz ve e, yazılı kampında tekrar görüşüyoruz.